Arkadaşlar selamünaleyküm. İstanbul'da Saha İstanbul tarafından düzenlenen Saha Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nın yankıları devam ediyor. Ve bu fuardan savunma sanayimizle ilgili yeni haberler geliyor. Firmalar bazı ürünlerini ilk kez burada sergiliyorlar. Bugün de böyle iki ürünü konuşalım. Havelsan yeni insansız kara aracı Kapkanı tanıttı. Bu araç kendi başına elbette önemli. Ama bunu önemli kılan esas sebep çok daha büyük bir projenin en önemli parçalarından biri olması. Çünkü Kapkan, Havelsan'ın Dijital Birlikler Projesi'nin ağır abisi olarak ortaya çıktı. O yüzden bugün öncelikle Havelsan'ın Dijital Birlikler Projesi'ni ardından da bu projenin yeni ağır abisini yani Kapkan'ı konuşalım. İkinci olarak da Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli'yi konuşuruz. Savaş tarihini inceleyin göreceğiniz başlıca şey her zaman değişimdir. İnsanoğlu savaş sahasında kullanmak için sürekli yeni teknolojiler geliştirdi. Ve her bir teknoloji dünya siyasetini biraz daha değiştirdi. Zaten bu büyük etkisinden dolayı savunma sanayi genelde sivil teknolojilerin de çıkış noktası oluyor. Her yeni çıkan teknoloji bir öncesini neredeyse tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip ve aynı zamanda yeni çağda şekillendirme potansiyeline. Bugünün teknolojisi de insansız sistemler ve onların otonom ve sürü olarak kullanılması aslında bu sadece bugünün değil. Özellikle otonom sürü konseptleri yakın geleceğin çalışmaları olarak görülüyor. O yüzden savunma sanayisinde iddiası olan her devlet mutlaka bu alanda çalışıyor. Türkiye'nin de bu alanda farklı farklı çalışmaları var. Ve bunların en önemlilerinden biri Havelsan'ın dijital birlikler konsepti. Havelsan insansız hava ve kara araçlarından oluşan bu konsepti ilk kez İDEF 2021'de sergilemişti. Bu proje geleceğin orduları olarak geçiyor. Ve 4 farklı tipte insansız hava aracıyla artık kapkanı da sayarsak 4 farklı tipte insansız kara aracının sürü halinde kendi aralarında haberleşerek ortak faaliyet yürütmesine dayanıyor. Yani mantık aslında çok basit. Tabi sistemi anlatırken çok basit. Yoksa bu sistemi oluşturmak için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil. Temelde bir yere operasyon yaptığınızda askerlerle yaptığınız işi hiçbir canı riski atmadan insansız araçlara yüklemek olarak görülebilir. Yani ister arazi olsun ister meskun mahal. Operasyon yapacağınız bölgede hiçbir canı riski atmadan hakimiyet kurmak demek bu. Proje elbet de gelişim aşamasında. Zaten dünyada bu sistemi tam olarak kullanılabilir hale getiren bir ülke yok şu anda. Biz en iyi durumdaki iki ülkeden biriyiz. Amerika'da darpa adlı oluşumun ciddi bir noktaya gelmiş çalışmaları var. Muhtemelen bu konsepti onlarla birlikte kullanan ilk devlet biz olacağız ve kullandığımız zaman da bölgemizde birçok şey değişecek. Hendek operasyonlarını hatırlarsınız. Mekanları cennet olsun. Ne kadar şehit vermiştik o operasyonlarda. Dijital birlikler projesi tamamlanmış olsaydı sadece araç kaybıyla operasyonları yapabilirdik. Teröristlerin yuvalandığı meskum mahalle bu araçların hepsini salıyorsunuz ve onlar karadan girilmesi gereken yere karadan, havadan vurulması gereken yere havadan saldırarak gördükleri bütün silahlı unsurları etkisiz hale getiriyorlar. Çünkü dijital birlik konseptinde insansız sistemleri sahaya salıyorsunuz ve onlar birbirleriyle haberleşerek harekatı tamamlıyorlar. Tabi bu konsept için elbette en önemli şey bu işin yazılım kısmı olarak görülebilir. Çünkü bu projede çok ciddi bir yazılım altyapısı var. Ama en az yazılım kısmı kadar önemli olan bir başlık da elbette bu projede kullanılacak insansız araçlar. Dediğim gibi farklı farklı sistemler var. Mesela daha önce insansız kara aracı Barkan'ı ya da Havelsan'ın bulut altı insansız hava aracı Baha'yı konuşmuştuk. Bunlar zaten uzun zamandır gündemimizde. Daha da önemlisi bu projenin sadece kara ve hava araçlarıyla sınırlı kalmayacağını da öğrenmiştik. Biliyorsunuz Türkiye'nin insansız deniz aracı konusunda da çok ciddi çalışmaları var. Hatta bu alanda öncü konumdayız diyebiliriz. Çünkü mesela dünya elektronik harp kabiliyeti olan ilk insansız deniz aracını bizim sayemizde tanıdı. Yani bu konuda çok ciddi bir noktadayız ve dijital birlikler konseptine bu insansız deniz araçlarının da dahil edileceğini biliyoruz. O zaman bu iş çok daha geniş bir harekat alanına yayılacak. Şimdi ise çok daha yeni bir platformu konuşuyoruz yani dijital birliğin ağır abisini. Kapkan'ı. Kapkan Havelsa'nın ağır sınıf insansız kara aracı. İsmini Fatih anlamına gelen Göktürk Kağan'ı Kapkan Kağan'dan alıyor. 30 milimetre bir silah kulesi var. Bu silah sistemi kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliğe sahip. Ve az değil. 2000 metre etkili menzili var. Yani bir çatışma bölgesinde askerimize ciddi şekilde omuz verebilecek bir sistem. Tabi kabiliyeti bununla sınırlı kalmayacak. Farklı tip ve kalibrelerde silah sistemleri kapkana entegre edilecek. Dedim ya bu küçük bir araç değil. 3 metreden fazla uzunluğu var. Ağırlığı 1400 kilogram ve 600 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. Elektrikli motora sahip. Operasyon süresi de oldukça uzun. Tam 6 saat. Silah kulesinin etkili menzili 2 kilometre olsa da, Kapkan'ın görüş mesafesi 5 kilometre, saatte 25 kilometre hız yapabiliyor. Yarım metrelik engeli ve 120 santimlik hendeyi aşabiliyor. Bunlar arazide kullanımı açısından önemli rakamlar. %60 dik, %40 yan eğimde sorunsuzce ilerleyebiliyor. Elektronik harbe karşı dayanıklılığı yüksek. Zaten biliyorsunuz, Türkiye elektronik harp konusunda çok iyi bir noktada. Haliyle elektronik harbe karşı savunma konusunda da oldukça başarılıyız. Kapkan otonom devriye atabiliyor. GPS'ten bağımsız şekilde görev yapabiliyor. Herhangi bir sebeple bağlantı koparsa eve geri dönebiliyor. Yani bir şekilde sinyali kaybetse de kendi başına geri dönebilecek olması proje güvenliği açısından oldukça iyi. Bir diğer önemli özelliği de araca entegre kablolu veya kablosuz drone bulunacak olması. Yani ilerleyeceği bölgede gözetleme alanı çok daha genişleyecek. Mesela görüş alanı dışında kalan bir bölge varsa oraya drone gönderecek. Ki zaten dijital birlik konseptinin bir parçası olduğu için dronlarla entegre şekilde çalışması olmazsa olmaz bir özellikti. Yani kısaca özetlersek Türkiye için çok büyük öneme sahip olan Dijital Birlikler projesinin en önemli bileşenlerinden biriyle tanışmış olduk. Ama kapkan yeni sistemlerimizden sadece biri. Yeni tanıştığımız bir sistemde Türkiye'nin yeni Kamikaze İHA'sı Deli. Kamikaze İHA konusunda Türkiye'nin zaten ciddi çalışmaları var. STM'nin Alpagu ve Kargo sistemleri gibi Kamikaze sistemlerimizi zaten daha önce konuşmuştuk. Saha Expo fuarında bir de Deli ile tanıştık. Deli Titra Teknoloji tarafından geliştiriliyor. Otonom ve manuel operasyon yetenekleri var. 15 dakikadan Kısa sürede kullanıma hazır hale getiriliyor. Saatte 80 kilometre hızla seyredip maksimum 180 kilometre hıza ulaşabiliyor. 3500 metre maksimum irtifası var. Yaklaşık 2 yıl önce başlamış bu projenin aslında en önemli özelliklerinden biri havada kalış süresi. Biliyorsunuz kamikaze ihalarda genelde havada kalış süreleri düşüktür. Deli için bu rakam 1 saatten fazla. Yaklaşık 75 dakika havada kalabiliyor ve 85 kilometre menzile kadar gidebiliyor. Harp başlığı 3 kilo 100 gram civarı. Yani daldığı hedefe ciddi şekilde zarar verme potansiyeli var. Zaten deliği en çok öne çıkaran özelliklerinden biri de bu harp başlığı. Tabii bir de maliyet etkin bir sistem olması. Biliyorsunuz kamikaze dronlar bir kere kullanılan sistemler. O yüzden maliyetlerinin düşük olması önemli ve delinin bu konuda oldukça başarılı olduğu söyleniyor. İsminin nereden geldiğini de az çok tahmin edersiniz. Osmanlı'da Deliler Birliği vardı. Filmler sayesinde artık bu birliği herkes öğrendi. Deliler en önde giden ve düşmana korku salan askerlerdi. Kamikaze İHA'lar da aslında dijital birlikler için deliler olarak görülebilir. Dijital birlikler bir yere operasyon içinde aldıklarında ilk saldıracak olan kamikaze İHA'lar olacak yani deliller. Elbette ikinci bahsettiğimiz kamikaze İHA, Havelsan'ın dijital birlikler projesinin bir parçası değil. Ama inşallah bir gün bu proje o kadar gelişecek ki Türkiye'de üretilen bütün insansız araçlar bu projeye dahil edilebilecek. İşte o zaman zamanında bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz sahnelere benzer sahneleri savaş sahalarımızda göreceğiz. Zaten bu konuda çok iyi bir noktaya geldiğimizde çok fazla savaş yaşayacağımızı da zannet. Etmiyorum. Bu konseptin kullanıldığı ilk 1-2 harekattan sonra bütün tehdit unsurları bir geri adım atacaktır. Atmazlarsa da kendileri bilirler. Düne kadar karşımızda duranı kendimiz sahaya inerek devirmeyi bildik. Bundan sonra insansız sistemler emrimizdeyken bunu yapmak çok daha kolay olacak. Canımızı tehlikeye atarak neler yaptığımızı bilenler sadece malımızın tehlikeye gireceği durumda neler yapabileceğimizi hayal etsinler. Tabi edebiliyorlarsa Allah'a emanet olun.